Arduino ile programlamaya alışanlar için hayat kolay. Kodu yükledikten sonra Arduino'ya her güç verdiğinizde otomatik olarak çalışıyor. Raspberry Pi Pico'da bu bir tık daha zor. Onda kodunuzun dosya ismini main.py olarak kaydetmeniz gerekiyor. Ama Raspberry Pi ve benzeri tek kartlı bilgisayarları benzer amaçlar için kullanmak istediğinizde her şey o kadar basit değil maalesef. Sun Market'ten herkese merhaba, ben Çağan ve bu videoda yazdığınız Python kodunu Raspberry Pi her başladığında otomatik olarak nasıl başlatabileceğinizi göstereceğim. Tabii ki bunun farklı yöntemleri var. Kimisi oldukça basit ve kısayken kimisi biraz daha uzun. Bu videoda size en kısa iki yöntemden bahsedeceğim yani. Öncelikle deneme amaçlı basit bir Python kodu yazalım. Bu kod örneğin bir LED'i birer saniye aralıklarla yakıp söndürsün. Kullanacağımız ilk yöntem rc.local dosyasını düzenlemekten geçiyor. Bu yöntem özellikle Raspberry Pi'nizi headless modda, yani bir monitör bağlamadan kullanmak için oldukça elverişli. Yapmanız gereken bir terminal penceresi başlatıp sudo boşluk nano /etc/rc.local yazmak. Enter'a bastığınızda rc.local dosyası açılacak. En alttaki exit boşluk 0 satırından önceki satıra sudo python yazdıktan sonra Python kodunuzun tam dizilini ve dosya ismini girmeniz gerekiyor. Bu sayede Raspberry Pi işletim sistemi boot olurken diğer hizmetlerden önce kodunuzu çalıştıracak. Küçük ama önemli olan bir detay, eğer Python kodunuz sürekli çalışan bir kodsa, yani kodunuzun içinde bir while through döngüsü varsa ve bu döngü altında bir iş yaptırıyorsanız Raspberry Pi'ye dosya isminin sonuna V işareti koymanız gerekiyor. Eğer kodunuz sürekli çalışan, yani loop eden bir kodsa, bu işareti koyduğunuzda Raspberry Pi kodunuzu ayrı bir işlem olarak çalıştırıp işletim sisteminin boot edilmesine devam edecek. Eğer bu işareti koymazsanız boot sekteye uğrayacak ve sadece kodunuz çalıştırılacak, işletim sistemi başlamayacaktır. Kodunuz bir kere çalışıp kapanan bir kodsa bu işareti koymanıza gerek yok tabi. İkinci yöntem ise .5rc'yi düzenlemek. Ama bu yöntemin çalışma mantığı biraz farklı. Bu yöntemi kullandığınızda kodunuzun başlaması için Raspberry Pi'ye giriş yapmanız gerek. Eğer Raspberry Pi'de bir şifre belirlemediyseniz fark eden bir şey olmayacak, ancak bir şifreniz varsa sadece bu şifreyi girip oturum açtığınızda kodun çalışacağını belirteyim. Aynı durum SSH ile oturum açma için de geçerli. Bu metodu kullanmak için terminale sudo nano /home/pi/.5rc yazıyoruz. Daha sonra satırın en altına gidip ekranda gördüğünüz komutları eklememiz gerekiyor. Değişiklikleri kaydederek metin editöründen çıkmak için Ctrl X'e, sonra da Y'ye basarak onay veriyoruz ve sistemi yeniden başlatıyoruz. Evet arkadaşlar, Raspberry Pi'in tüm modelleri için geçerli olan bu işlem gerçekten önemli ve tek kartlı bilgisayarınızı bir mikrokontrolcü gibi kullanmak istediğinizde gerekiyor. Umarız rehberimizi faydalı bulmuşsunuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın.